Herkese selamlar, merhabalar. Azide, Hobi'ye hoş geldiniz. Bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videoda ufak bir muhallebi yapmıştım. O çayı göstereceğim tekrar size. Ve gerçekten benim şu keşfettiğim, bunu birkaç videoda gösterdim. Ama tekrar tekrar göstermek istiyorum. Kurutulmuş sebze karışımı. Hiçbir katkı maddesi olmadan kurutuluyor. Bunları her türlü yemeğe kullanabilirsiniz. Çorbalara, soslara. Ben çok beğeniyorum bunu. Yani sadece böyle çorba da değil. Diyelim ki patatesli, minik köfteli yemek yaptınız. Pırasa, kereviz, havuç, çok güzel sebzeler var içinde. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Bilmiyorum Türkiye'de var mı acaba? Gerçekten hayat kurtaran bir şey şu. Türkiye'de yağ tükenmiş falan filan. Bizim buralarda öyle bir şey henüz yok. Bazı reyonlarda biraz boşluklar var ama öyle bir durum söz konusu değil. Ama tabii Telegram'dan falan bize de bir şeyler geliyor. Bazı bildiriler. Şu bahsetmiş olduğum çay, bunu Amazon'dan sipariş verdim. Unutmazsam linkini eklemeye çalışırım. Göstereceğim, çok tatlı. Şöyle organza'ya benzer bir kumaş içinde bu. Ama benim bir önceki videoda izlerseniz orada yaptığım çay bu paket değil. Daha farklı bir paket. Gerçekten çok güzel. Şimdi gelelim, bu da diğer ota. Bunu da ben yine soslara kullanıyorum, salatalara kullanıyorum. Yani çok amaçlı kullanılabilir bir kurutulmuş salata otları diyelim. Bitkileri vesairesi, neyse artık. Gerçekten bu da çok kullanışlı. Bu da çok bence evde olması gereken ürünlerden bir tanesi. Mutfakta pratik. Peynir çeşitleri var. Bu Almanya'da bütün marketlerde şu paketi görürsünüz. Bu çorba için hazır böyle yapılmış. İçinde kereviz, karnabahar, biraz maydanoz, ama şey, bu öbür maydanoz. Buna ne deniyordu? Yani bizim normal tipik maydanoz değil de kıvırcık gibi olan maydanoz. Bu böyle satılır. Ben bunu hep alırım. Havuçları başka bir şeyde, işte pırasayı turşu kavururken falan kullanırım. Gerçekten çok pratik. Hem de hepsi bir arada, fiyatı da uygun oluyor genelde bunların. Aa, kaşar peynir dedim. Devamında ne gösterdim değil mi? Şöyle bir bakalım. Edeka Vema. Edeka'nın farklı farklı yerleri, çeşitleri var. Hatta benim yaşadığım yerde olup orayı bilmeyenler varmış. Instagram'dan Alman arkadaşlarım yazmışlardı. Bu Vema'nın içinde bazı fiyatlar çok yüksek, bazı fiyatlar da çok ucuz. Mesela şu 1 euro. Ki normalde böyle bir şey 1 euro değil, 3 euro, 2,99 falandır fiyatı. Öyle bulunca ben de 2 tane aldım. Çünkü kahvaltılarda veya Betül okula giderken beslenmesine koymak için de çok ideal. Hani çok pratik, yenebilen bir şey. Ya pratik ürünleri seviyorum. Gelelim Kerrygold. Bu markayı daha önce de anlatmıştım. Bazı saftirikler zannediyorlar ki sponsor. Ya saçmalamayın. Şu tıklamalara sponsor olmaz. Kaldı ki benim hiçbir videomda, hiçbir alışverişte sponsor vesaire hiçbir zaman olmadı. Öyle olsa hangi biri olsun? Kaç tane marka gösteriyorum? Bazı insanlar gerçekten çok cahillikleriyle komik duruma düşüyorlar. Saçmalıyorlar resmen. Neyse, bu Kerrygold denen markayı ben çok seviyorum. Bunun sütü, ondan sonra tereyağı, keza peynirleri. Çünkü Kerrygold şöyle bir marka, diyor ki biz garanti veriyoruz, ineklerimiz sadece otlarla besleniyor ve açık alanda besleniyor. Böyle bir firmanın böyle bir iddiası olunca ben de kaçırmadan almaya çalışıyorum. Bir de tereyağlarının bazen fiyatları harika derecede iniyor. Kaçırmıyorum. Bu kıvark. Kıvark. Bu süzme yoğurt gibi bir şey aslında. Gibi bir şey diyorum çünkü tamamen o değil. Ama sanırım Türkiye'de de satışa başlandı böyle işte kıvark. Ondan sonra bir şey daha vardı. İsmini hatırlayamadım şimdi. Neyse. Yani bu tarz birkaç tane daha ürün Türkiye'de de şimdi var. Bu neylere güzel oluyor biliyor musunuz? Poğaçada falan da harika oluyor. Ama ben bunun tatlısını yapıyorum. Özellikle baba tatlısı diye bizim bir tatlımız var. Bakmanızı tavsiye ederim. Çok lezzetli, hem de sağlıklı yani.
Şimdi Kerrygold'dan sonra süt ürünlerinde benim kullandığım marka. Gönül ister ki her zaman süt otomatına gideyim, oradan alayım. Onu hep yapıyordum önceden ama artık yapamıyorum arabam olmadığı için. Yani ortak arabamız var. Benim kendi arabamla atlayıp yine de gidip yapıyordum ama şimdi öyle bir maalesef imkanlarım yok. Bu Landliebe markası gen teknikleriyle uğraşmayan, oynamayan yani yine doğala en yakın sütlerden bir tanesi. Ama daha önceki videolarda göstermiştim ya A2 sütü. Onu da hiç ihmal etmeyin ve lütfen bir araştırın. İbrahim Sarıçoğlu'nun tavsiyesiyleydi. Mandalina. Geçen de aynı yerden almıştım ve çok memnun kalmıştık. Böyle etli etli sulu sulu gerçekten çok iyiydi. Kabak. Kabağın yemeği, kabağın mücveri. Makarnalarda böyle farklı şekillerde doğradığınız zaman da hem salatanın içinde güzel bir görüntü hem de sebzeli makarna olmuş oluyor. Çocuklar için bence çok eğlenceli olabilir. Yani böyle farklı farklı şekillerde kesip falan filan. Bu tüp salçaları kullanıyorum Türk marketine gidemediğim zaman. Çünkü çok pratikler. Hani diğer salçaların üstü açık kalıyor, yok küfleniyor bilmem ne. Bu bizim ailemiz için çok ideal. Hani koskocaman bir paket değil de kırmızı toz biber de kullandığım için hepsini böyle eşit kullanıyorum. Ama bunları kenara yedekleyip her zaman stokladığım ürünlerden yoğurt olmazsa olmaz nedir? Mango. Bunu Instagram'da çok paylaşıyorum. Bazıları bunu görmekten, evet bazıları ciddi anlamda bıktı. Şöyle bir muz var. Muz eğer spor yapıyorsanız ve çocuklarınız hani böyle çok meyve yemek istemiyorsa falan, muz çok sağlıklı. İçinde potasyum vesaire vesaire güzel bir şey. Betül'e daha 3 yaşındaydım anlatıyorum. Kızım bunun içinde potasyum var. Kızım şunun içinde şu var diye. Aa, laktozsuz almışım farkında değilim. Ama laktoz kollamıyorum. Bazı süt ürünleri bir dokunma yapıyor ama laktoz testinde temiz çıktı. Ama neyse anlayamadım. Bir de meyve yoğurtları ile ilgili ufak bir şey söyleyeceğim. Evinize böyle meyveli yoğurtlar aldığınız zaman mesela dükkanda okuyorsunuz jelatin var mı diye, gelatin diye, ay bir dakika, gelatin diye yazıyor. Bazen eve geldikten sonra yemeden bir daha kontrol edin. Her zaman ikinci göz, üçüncü göz lazım. Bunu biz bile çok yaşıyoruz. Yani niye bile diyorum? Çünkü biz gerçekten Betül, ben, eşim hepimiz böyle sürekli okuyup okuyup kontrol ettiğimiz halde her zaman bunu aldık ya tekrar bir arkasını okuyup kontrol etmekte fayda var. İnanın her zaman arada oluyor yani, aa bu ne, hadi bakalım, aa tamam hadi ya komşuya verelim ya da işte. Yani kontrol her zaman iyidir. Dikkat etmekte fayda var. Bazen eğer sığır jelatini ise zaten sığır jelatini diye onu belirtiyorlar. Ama bu mesela benim severek kullandığım yine markalardan bir tanesi. Şey, hem ucuz hem de iyi. Şöyle göstereyim. Aa, bunu ilk defa aldım. Kore videolarını çok seviyorum. Özellikle böyle sakin sakin yemek yapıyorlar. İşte manzarayı gösteriyorlar. Biraz şöyle yeşillik ama böyle sakin sakin. Onların sandviç yaptıklarında kullandıkları bir kağıt var. O kağıt bu kağıt. Ekmek kağıdı diye. Çok merak ediyordum yapısını. Yani normal fırın kağıtları gibi değil. Farklı bir yapısı var. Çünkü üst üste gelip kapatıldığı zaman birbirine çok güzel yapışıyor ve onlar bu sandviçlerin arasına beyaz lahanayı böyle kesiyorlar, doğruyorlar ve şöyle kalınlıkta koyuyorlar. Bayılıyorum. Çok güzel sandviç şeyleri var onların. Burada patates salatası var. Krem peynirler. Limon. Limon. Bir dakika. Limon yine bio gördüğünüz gibi. Çünkü kabuğunu çok kullanıyoruz. Çaylara, herhangi bir şeyin içine yani. Limon kabuğu gerçekten aslında kullanılabilir. Bütün kabukları kullanmakta fayda var. Hele ki ilaçsızsa. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu da ilk defa gördüm. Normalde hani vanilya şekerleri normal şekerle olur. Bu esmer şekerle yapmışlar. Evet, gelelim.
Bu herhangi bir yemeğin üzerine rendelenmek için böyle alıyorum. Neden? Çünkü rendelenmiş olanın içinde nişasta oluyor ya, patates nişastası ya da herhangi bir işte nişasta oluyor yani içlerinde. Ama böyle aldığınız zaman katkısız, kendiniz rendeliyorsunuz, nişastasız. Yani nişastayı bağlayıcı olarak çok kullanıyorlar. Biraz önce bahsettiğim gibi. Ve alabaş. Bu harika bir şey. Bunu evlerinizden eksik etmeyin. Acıktınız, ne yiyeceğinizi bilmiyorsunuz. Kesin doğrayın, kıtır kıtır. Çocuklarınız sebze yemiyor. Bunu ucun uzun. Şöyle uzun uzun doğradığınızda bir de böyle bardağın içine koyun. Atıştırmalık gibi. Hatta ders çalışırken yanlarına falan verin. Ya da hiç öyle yapmayın, dersi bölmeyin. Dersi bölmeyin. Aa, tabii ki de zencefilim var. Zencefilsiz olmaz. Zencefil, zerdeçal, bunları evlerimizden eksik etmiyoruz değil mi? Evet. Bakın geçen de şunu aldım. Size de göstermiştim herhalde bir videoda. Çünkü normalde zerdeçal çok kullanıyoruz aslında biz toz olarak. Fakat doktorlar, iki tane doktordan dinledim, diyorlar ki bağırsak o bizim aldığımız enzimleri yapamıyor. Yani enzim olarak vücuda geçmiyormuş diye anlatınca doktor, dedim ki o zaman hadi bundan da alalım. İşte böyle yeşil soğan olmazsa olmaz. Yeşil soğansız ev olur mu ya? Yoğurtlar, krema. Bunu da ne için alıyorum? Tiramisu. Tiramisu hastası bir aileyiz eşimle ben. Betül o kadar değil. Ama ben çok seviyorum. Hem yumurtalı hem yumurtasız da yapıyorum. Tiramisu gerçekten dünyanın en kolay ama en lezzetli tatlısı benim için. İtalyan mutfağında gerçekten bayılarak ayılarak yediğim bir lazanya var. Onu da gerçekten iyi de öldür hakkını ver eşime. Mükemmel yapıyor. Çok güzel yapıyor. Ve tiramisu. Ya zaten mutfakların detaylarına baktığımız zaman biliyor musunuz? Pişi de var onlarda. Daha farklı versiyon ama çok benziyor. Bütün mutfaklarda bizim aslında bize yakın mutfaklar Yunan zaten saymasam yeridir. Bizim mutfağımız zaten. Ama İtalyan mutfağı da bize en yakın mutfak. Patlıcan kullanmaları vesairesi. Bayılıyorum. Dediğim gibi bunları da böyle alıyorum çoğunlukta. Tiramisu'ya da kullanıyorum. Tabii en güzeli mascarpone ama bazen öyle de oluyor. Şimdilik benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Diğer videoları da bakıp beğenirsiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Gününüz huzurlu, keyifli. Özellikle evlerinizde sevgi, muhabbet, İslam ahlakı inşallah bol olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.